Arkadaşlar merhaba. Reader at Work 2 kitabından metin çevirileri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 221 numaralı metni okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Metnimizin başlığı Brains yani beyinler. It is interesting to compare the brain of a very large dinosaur, of a very large dinosaur with the brain of an equally large modern mammal like the whale. It is interesting ilginçtir to compare karşılaştırmak the brain of a very large dinosaur çok büyük bir dinozorun beynini beynini karşılaştırmak ilginçtir with the brain of an equally large modern mammal eşit derecede büyük modern bir memelinin beyniyle nedir peki like the whale balina gibi balina gibi modern eşit derecede büyük bir memelinin beyniyle e, ee, ee, evet çok büyük bir dinozorun beynini karşılaştırmak ilginçtir. The largest dinosaurs, en büyük dinozorlar weight, çekmek kilo olarak as much as a hundred tons, 100 ton kadar çekerdi ya da 100 ton kadar gelirdi. Weight kelime anlamı kilo olarak çekmek demek. Whales also weigh, balinalar aynı zamanda çekerler ya da kilo olarak gelirler as much as a hundred tons, yani olsa aynı zamanda balinalarda 100 ton kadar çekerler. And are as the dinosaurs were in their time. Bu arda ve şöyledirler diye e, devam ediyor. As the dinosaurs were in their time, dinozorların kendi zamanında oldukları gibi the largest animals alive today, günümüzdeki en büyük yaşayan hayvanlardır. The brain of a large whale, büyük bir balinanın beyni, is a huge mass of gray matter. E, mass kütle demek. Evet, gri malzemeden ya da gri bir maddeden büyük bir kütledir. Nearly a foot, yaklaşık bir foot, and a half across, yani bir buçuk foot. Foot, e, arkadaşlar bize özgü değil. Foot, işte İngilizlere özgü bir ölçü birimi. E, Ekros da boydan boya, beyin boydan boya, gri bir malzemedendir. Ve boydan boya bir buçuk foot, yaklaşık bir buçuk foot büyüklüğündedir. That weighs about 20 pounds e, ki bu yaklaşık 20 pound çeker. Pound da arkadaşlar kilodan farklı bir ağırlık birimi. Kiloya göre oranını arzu edenler internetten bakıp e, öğrenebilirler. The possessor of this mammoth brain, brain, possessor e, sahip olan demek. Bu mamut beyninin sahibi is an intelligent animal, zeki bir hayvandır. Zeki bir hayvandır. Some whales have a remarkable memory capacity. Bazı balinaların kayda değer önemli bir hafıza kapasitesi vardır. They can memorize. Onlar ezberleyebilirler. A complex whale song karmaşık bir balina şarkısını that goes on for hours saatlerce süren karmaşık bir balina şarkısını ez, e, evet ezberleyebilirler and repeat it note for note a year later ve bir yıl sonra onu nota nota tekrar edebilirler the brains of the largest dinosaurs en büyük dinozorların beyinleri on the other hand diğer taraftan such as super saurus, yani super saurus gibi örnek e, dinozorların beyinleri, were only the size of an orange, e, sadece bir portakal ebadındaydı and weighed about half a pound ve yaklaşık yarım pound e, geliyordu kilo olarak, ağırlık olarak. Yet yine de that small amount of grey matter, bu küçük miktardaki gri madde, had to exercise control over the same 100 ton bulk ee, yani bu küçük madde kontrol exercise evet had to exercise control over evet e, tamam the same 100 ton bulk yani aynı 100 tonluk yığının üzerinde üzerinde kontrol egzersizi yapmak zorundaydı that is commanded by the 20 pound brain of the largest whales. E, ee, ki bu, ki bu. Tabi bu ki bu dedi de 100 tonluk yığın yani hayvanın vücudundan bahsediyor. Ki bu yığın, bu vücut komuta ediliyordu. By the 20 pound brain of the largest whales en büyük balinaların en büyük balinaların e, 20 poundluk beyni tarafından kumanda ediliyordu. Yani 20 pound ağırlığındaki beyin tarafından ne oluyor? 100 tonluk vücut kontrol ediliyor. Scientists who specialize in the study of brains beyinler üzerinde yapılan çalışmalarda uzmanlaşan bilim adamları beyin ve zeka üzerinde brains and intelligence have plotted charts. Plot oluşturmak demek tablolar oluşturdular. of brain weight yani beyin ağırlığı tabloları oluşturdular. Against body weight, for many kinds of animals, birçok türdeki hayvanlar için vücut ağırlığına karşılık beyin ağırlığı tabloları oluşturdular. They find that when the ratio of brain weight to body weight is as small as it was in the super saurus. Ve onlar şunu keşfettiler ki, Evet, beyin ağırlığının, vücut ağırlığına oranı oranı süper saurus'taki kadar süper saurus'ta olduğu kadar küçük olduğunda as small as olduğunda da şuradaki ven veriyor. The behavior of the animal is stereotyped. Hayvanın davranışı davranışı stereotyped. Ön yargılıdır. Yani hazırdır hayvanın davranışı. Basma kalıptır. Stereotype basma kalıptır. Otomatik, otomatiktir an unintelligent ve zekadan yoksundur. Yani zeka kullanmadan yapılan bir davranıştır. The reason is clear. Sebebi de açık. A large body has many large muscles. Büyük bir vücut çok büyük kaslara sahiptir. And needs many nerve uh, fibers to its coordination ve onun koordinasyonu için yani vücudun koordinasyonu için birçok e, sinir e, liflerine evet ihtiyaç duyar sinir liflerine ihtiyaç duyar. When that large body is controlled by a small brain, bu büyük vücut küçük bir beyin tarafından kontrol edildiğinde, every neuron in this brain, bu beyindeki her bir nöronun must be used to move the body through its basic survival routines. Temel hayati rutinleri e, yoluyla, yoluyla e, evet vücudu hareket ettirmek için kullanılmalıdır. Tekrar ediyorum, bu beyindeki her bir nöron e, vücudu hareket ettirmek için kullanılmalıdır. Ne yoluyla? Through its basic survival routines ya da e, içerisinde demek through yani temel hayati rutinleri içerisinde e, vücudu hareket ettirmek için kullanılmalıdır. Peki nedir bunlar? Mesela find food, yiyecek bulmak, flee from the predator, avcıdan kaçmak, flee, kaçmak and so on ve bunun gibi. The super saurus was not an unusually stupid dinosaur. E, super saurus işte sıra dışı aptal bir dinozor değildi sıra dışı bir şekilde aptal bir dinozor değildi. And dinosaurs, dinosaurs were not unusually stupid reptiles. Ve dinozorlar da e, alışılmadık derecede aptal sürüngenler değillerdi. In fact, aslında dinozor, dinozors had normal intelligence for reptiles. Sürüngenler için var olan normal zekaya sahiptiler. Of course tabii ki there was a spread in braininess among the dinosaurs. Tabii ki dinozorlar arasında braininess zekada zekada bir yayılma vardı. Yani her dinozor e, aynı zekaya sahip değil demek istiyor. But the same is true ama aynı şey doğru diyor among modern mammals. Bu e, burada bir hata almış, Bunu düzeltelim. Metinde modern mammals yani modern memeliler arasında da aynı şey geçerli. Plant eaters like the cow are among the least intelligent mammals. Bitki yiyenler, inekler gibi bitki yiyenler en az zeki memeliler arasında. Among, while diğer taraftan alert carnivores, işte tetikteki, tetikteki ya da zinde tetikte olan e, Etoburlar, carnivores like the wolf kurt gibi are among the most intelligent en zekilerin arasında. However, however bununla birlikte ya da buna karşın the dinosaurs as a group were generally less intelligent than the early mammals as a group. Bununla birlikte dinozorlar grup olarak grup olarak genellikle daha az zeki idiler. Dan the early mammals eze grup bir grup olarak daha önceki memelilerden. This held then and still holds today. Şimdi held ya da hold tutmak demek ya bu şu anlama gelirdi and still holds today ve hala şu anlama geliyor all the way up and down the scale of sizes ya da tabi hold tutmak bir de göstermek anlamına gelir. Bu gösterirdi ve hala bugün gösteriyor. All the way up and down yani yukarıdan aşağıya e, tamamını all the way up down. The case, scales of sizes ebatlar skalasını yani ölçüsünü e, gösterirdi hala da gösteriyor. A little lizard küçük bir kertenkele for example örneğin has a considerably smaller brain than a chipmunk. Örneğin küçük bir şempanze kayda değer ölçüde daha küçük bir beyne sahiptir. E, sincaptan çıkman. Of the same size, aynı ebattaki sincaptan, evet, e, daha küçük bir beyne sahiptir. And this place a far less flexible e, repertoire ve e, çok daha az esnek, e, evet, çok, şimdi less daha az, a far less çok daha az esnek bir repertuarı gösterir. Metnimiz burada sona erdi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.